Selamlar babuşlar, hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Project Zomboid'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama o kadar da enerjik değilim ve o kadar da mutlu değilim. Çünkü can değerimi çok uzun süreli doldurma kapasitem olmasına rağmen çok ateşim olduğundan dolayı ve çok fazla zarar gördüğümden dolayı ölüyorum abi. Karakter yavaş yavaş ölüyor, char yavaş yavaş ölüyor. Ne ağrı kesici ne antidepresan. Hiçbir şey bu adamı şey yapmaya yetmedi. Buradan medikale doğru koşturmak gibi bir niyetim vardı ama buradan medikale doğru koşturduğum zaman da hani hangi ilaç geçirebilir abi? Ağrı kesicim falan var zaten yani. Ateş için çok şey bir olmadığı sürece, hani çok etkili bir ilaç olmadığı sürece ben yaşayamayacağım zaten. Hani o yüzden baba ben birazcık yatıp uyumaktan yana taraftarım. Birazcık karakteri dinlendirmekten yana taraftarım. 8 saat değil anam. Bir 3 saat uyu. Bak birazcık uyuyunca can değeri çıktı. Tekrardan düşüyor. Tekrardan düşüyor. Abi yemek yedirip yetirip yatıp uyutacağız. Yemek yedirip yedirip yatıp uyutacağız. Başka hiçbir seçenek yok. Bak düzeliyor gibi çünkü yavaş yavaş. Kanama durdu. Acayip doyurmam lazım benim. Acayip doyurmam lazım. Ne demek ya? Çok fazla yemek yedin ne oğlum? Allah Allah. Yemek yemiyor, içmiyor. İyice doymuş. Tamam. Doymuş. Hocam ye ye. Sürekli ye. Sürekli ye. Böyle hani yemekte falan kendini kısıtlama. Sürekli ye lan. Sürekli yemekten patlayacak vaziyete gelinceye kadar ye. Bak bir tane de portakallı gazoz iç. Tamam mı? Sürekli yemek yedirerek arkadaşın can değerini doldurmaya çalışacağım. Çünkü can değeri gitgide azalıyor. Ne var bilmiyorum. Zombileşme mi var acaba ya? Vücut çok az zarar görmüş diyor ama vücut çok az zarar görmüş olmasına rağmen bu şey nedir hala anlayabilmiş değilim doğrusu. Ne yaşıyoruz abi biz? Neyle cebelleşiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ye kardeşim ye ye. Ye cips yiyerek adam iyileşir mi? İyileşecek arkadaş. Başka çözüm yok. Ateşler içerisinde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Oğlum ağrı kesici içiriyorum ya sana ya. Ağrı kesici içiriyorum ya. Ya abi bak. Ben anlamıyorum. Ufak tefek bir sıyrıktan bunları yaşamaması lazım. Ufak tefek bir sıyrıktan bunları yaşamamalı abi. Eğer bunları yaşarsa bizim işimiz iş. Hakikaten işimiz iş yani. Hani... Lan ne yaşıyorsun arkadaş? Ne yapıyorsun bilmiyorum ki. Şu koltuğun şurada uzan bari. Uyumak için yeterince yorgun değilsin. Dışarıdan bir zombi sesi falan geliyor. Oğlum sadece deride sıyrık var. Bu kadar abartma ya. Yok baba bunun çözümü uyumak falan filan değil. Bu arada şu çimleri falan kes dediğimiz zaman abi. Bizim envantere çim mi geliyormuş? Bir şey geliyormuş. Oradan beri falan elde edebiliyormuşuz. Hafif yaralı mı? Nasıl hafif yaralı oğlum? Ne yaptı da hafif yaralı lan bu herif? Ne yaptı da yaralı abi? Yürürken adamın kemikleri mi sızladı? Kemikleri mi ağrıdı? Ne oldu? Çimleri falan kestirince mi böyle yapıyor? Ne yapıyor? Anlamıyorum ki. Ya bu arada bu çimlerden böğürtlen falan geliyormuş işte. Hani şunları falan aldığımızda ne bileyim. Sapsaman odun falan geliyormuş bir şeyler yaptığımızda. Ne zaman oluyor bilmiyorum ama. Kirli sargı mı? Kaldır abi sargıyı. Can değerinin düşmesini bir nebze azalttıysak ne mutlu bana. Abi sadece deride sıyrık var yani. Hani ısırdı mı ne yaptı bilmiyorum. Isırdı herhalde. Hayvan gibi canımız gidiyor ya. Hayvan gibi canımız gidiyor abi. Biz ne yapacağız ya? Buradan medikale doğru gidip orada bir şeyler aramaya çalışacağım. Artık bakalım. Bu arada abi bu ne? Ben kaçayım derken herkesi buraya çekmişim. Abo. Abi etrafımız falan sarılmış lan. Etrafımız sarılmış abi. Abi çok fena çok fena. Çok fena. Uyutup uyutup dinlendirmekten başka hiçbir çarem yok. Ama uyumuyor da. Uyumuyor da abi eleman ne yapacağız? Yorulması lazım. Yorulması için ne yapacağız? Kitap falan okutacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Belki biraz keyfi yerine gelir ya. Sıkıntı stres azaltma, sıkıntı azaltma, dergi. Abi sen bana şuradan bir 3-4 dergi versene. Yemek ye, sürekli yemek ye aslanım. Sürekli yemek ye, sürekli bir şeyler yiyeceğiz. Sürekli böyle hani konserve monserve ne buluyorsak yiyeceğiz.
Can değerimizin yüksek olması lazım. Kardeş şu dergiyi oku bir. Sıkıntın falan geçsin. Stresli, korku içinde. Tamam. Sıkıntı yok. Morali düzelsin en azından. Oku kanka, oku oku oku. Tedirgin, diken üstünde. Tamam baba, 3 tane de gazete versen bana. Kitap okumaya falan kalkarsak şimdi dünyanın zamanı. 3 tane de gazete versen bana. Oku abi. Can azalıyor, iyice azalıyor be. Huzursuz. Gergin, huzursuz. Tamam. Birazdan düzelir ya. Oğlum zombileşme falan mı var bunda? Ne var anlamıyorum ki ben. Zombileşme mi var? Ne var? Ne yaşıyorsun sen ya? Sen ne yaşıyorsun abi ya? Uyur musun şurada? Uyumak için yeterince yorgun değilsin. Abi uyuyup dinlenmesi gerekiyor benim bildiğim, başka ne yapacak ki bu? Abi ye iç sürekli, sürekli ye iç, sürekli ye iç. Çok uzun süreli iyileşme ve güç desteği. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Abi bunda zombileşme falan var ya. Yani başka türlü böyle olması mümkün değil. Başka türlü böyle olması mümkün değil abi. Zombileşme falan başladı herhalde. Ama öyle olsa zombileşme diye yazar ya. Gözünün yağını yediğim. Kapışırken, tamam mı? Derinde ufak bir sıyrık oldu. Ateşler içinde kıvranırken ben sana ne yapabilirim ki? Hayda, ortalama zarar görmüş diyor. Baba bu işte bir iş var, ben size söyleyeyim. Bu işte bir iş var. Ya bu işte bir sıkıntı var. Ya hadi benim hatam olsa neyse, bir şey demeyeceğim, tamam mı? Ya ansızın böyle çıktı zombinin teki, çatırt diye ısırdı. Ya ben medikale doğru koşturuyorum abi ya. Ulan koşturacağım. Bir şeyler yaptıracağım, yaptırmak istiyorum da abi şuna bak ya. Şuna bak ya. Oğlum azalıyor gitgide, azalıyor. Ne yapacağım ben ya? Medikale falan koşturtup ne yapacağım? Onu da bilmiyorum ki. Yat uyu diyorum, yorgun değilim diyor. Hani uyumadan ziyade dinlendirme diye bir seçenek yok zaten. Adamın kemikleri kır. Vitamin lan, vitamin. Oğlum hemen koşup şeye gidiyoruz, eczaya gidiyoruz hemen. Hemen bak, alarm çaldı oralarda zaten. Ben şuradan kaçmayı başarmıştım. Buradan dikkatli geçersem, yukarı taraftaki medikali patlatırsam vitamin var orada. Vitamin bizi ayağa diker. Yaralı, güç ve hız azaldı. Ağır yaralı. Oğlum ne oluyor? Senin olduğun yerde kemiklerin kırılıyor ya. Abi burada medikal var bak. Medikalde sadece birkaç tane zombi olur. Belki o da, bilmiyorum yani. Umarım zombi yoktur. Medikalde birkaç tane zombi olur sadece, tamam mı? Burası medikal değil ama. Buranın üstü şu çapraz kısımdı galiba. Yok, burası da ayrı bir ev. Bu semti terk etmişlerdir ya. Buralarda bir yerde ben hatırlıyorum abi, medikal var. Allah. Hadi şurada medikal olsun da ben oturup ağlayayım. Niye ağlayacağım ayol? Yukarıdan bir yerden girerim ya. Evin içi panayır alanı gibi. Şuradan bir içeri girmeyi denesene. Alarm olmasın. Alarm olursa kesin ölürüz. Alarm olursa kesin ölürüz abi. Kapat pencereyi. Kapat pencereyi. Alarm olursa kesin ölürüz. Allah kahretmeye. Kapan. Tek atıyor lan. Abi. Evinde her tarafı zombi dolu. Lan vuramıyoruz da ona. Ne yapacağız? Şş, hop hop. Hop dedik birader. Vur kafasına. Oğlum herkese tek atmaya başladı bu. Şş, hocam. Hocam lütfen üst katta bir yerler boş olabilir mi ya? Tamam bak, burada balta malta bulunur da benim için önemli olan balta değil. Lan ne olur şurada vitamin vitamin bir şey olsun be. Abi hiçbir şey yok. Ne halt yiyeceğiz? Hiçbir şey yok abi. Ne halt yiyeceğiz? Biri bir yerden vuruyor. Aşağı katı tepikliyor muhtemelen. Uyutmuyor da. Kapıyı aç, kapıyı. La kapıyı açsana. Balta malta varsa alacağım elime, alayını dağıtacağım işte. Aa ne kadar güzel, ne kadar güzel. O kadar loot dolu ki ortalık. Oğlum ilaç milaç niyetine hiçbir şey yok mu ya?
İlaç niyetine hiçbir şey yok herhalde. Buzdolabında bir şey var mı? Ye lan, ye her şeyi ye. Aha. Tabanca bak, tabanca mutlaka işe yarar da şu an ölüyor olmasaydık buna sevinebilirdim. Taze yoğurt. Ya abi. Kek dilimi ye. Turta dilimi ye. Hepsini ye. Hepsini ye. 1 bölü 2'sini değil. Hepsini. Hepsini güzel kardeşim. Hepsini yiyorsun. Su iç şuradan. Su iç abi şuradan. Konserve sardalya. Öleceğiz lan. Öleceğiz, hala sardalya alma peşindeyim. Ben ne yapayım aga? Ben yaşatmak için elimden geleni yaptım. Hala uyu diyor. Yeterince yorgun değilim diyor. Lan ben ne yapayım daha sana ya? Abi yok, ölüyor bu herif. Muhtemelen zombileşiyor. Meydan dayağı kardeş. Şurada meydan dayağı. Yapıştır çekici. Çıksana bir dışarı. Çık bir dışarı. Tek geli. Oğlum burada meydan dayağı attım da heriflere. Bu zombileşiyor ya. Zombileşiyor abi. Başka hiçbir seçenek yok. Yürürken sardalya açtığın için teşekkür ederim. Açmıyor. Yemiyor. Niye yemiyorsun lan konserve sardalyayı? Abi yalan olduk ya. Oho. Ortalıkta da adam dolu. Çok ciddi zarar görmüş. Ben bunu yürüdükçe bu ölüyor. Abi aç şuranın kapısını. Gir şuradan içeri. Kapat pencereyi. Gözünü seveyim, yat bir şurada ya. Ölme, yat, ölme, ama ölme, ölme lan. Lan ölme oğlum. Abi bu ne oluyor buna ya? Ya buna ne oluyor abi? Buna ne oluyor ya? Ulan sadece deride sıyrık var. Deride sıyrık olan adam. Bitti bitti. Sargılık işte bitti ya. Sargılık işte bitti ya. Oğlum sargılık işin de bitti senin. Ne oluyor sana ya? Abi hemen bir şeyler yedirmem lazım benim buna. Hemen. Kardeşim senin sargılık işin de bitti. Ne oluyor sana? Abi sana ne oluyor? Sargılık işin de bitti lan. Ne oluyor sana ya? Ortalık bir dünya zaten. Abi ne oluyor bu herife ya? Benim buna bir yerden ya vitamin bulmam lazımdı, ne ya bir şey bulmam lazımdı. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ya nasıl bu kadar ağır yaralandı ya? Oyun ne yapıyorsun sen ya? Va baba, nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey ya? Ya sanki hani böyle şey, tek kurşunda ölen bir oyun, böyle hani tek kurşunda ölen, tamam mı? Lan Super Mario mu bu? Tek can hakkım mı vardı? Ne oldu? Şeyin köşesine mi çarptım? Ne bileyim, bir tane mantar kılıklı şeyler var ya, onun köşesine mi çarptım? Ne yapıyorsun sen ya? Abi ne yapıyorsun ya? Bu ne abi, tek can hakkım mı var? Super Mario muyum lan ben? Abi Super Mario muyum ben ya? Bu ne? Dinlen falan seçeneği yok mu? Abi nasıl, ne yapacağız? Nasıl bir şey yapabiliriz? Ben hiçbir şey bilmiyorum şu an. Aç abi konserve domatesi. Ye. Adama yemek yedirmekten benim canım çıktı zaten. Aç bak konserve sığır eti. Hepsini aç. Hepsini aç. Hepsini aç. Yiyeceğiz. Hepsini yiyeceğiz. Ölümcül zarar görmüş. Ölüyoruz. 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 Daha lan nasıl öleceğim ben? Bu... Abi bu nasıl bir ölmektir ya? Ya arkadaş, deride sıyrık diyor. Elimi ısırdı ve zombi oldum herhalde ya. Evet hocam. Anladım hocam. Adam elimi ısırdı ve ben zombi oldum. Bu mudur yani? Bu mudur oyun? Bu mudur ya? Bu mudur abi? Hey gidi ben hey be. Baba tek ısırığa gidecek adam mıydık la biz?
Isırıldım falan da yazmıyor, tamam mı? Deride ufak bir sıyrık yazıyor. Ne yaptı yani? Zombinin tırnağının arasındaki mikrop bize değdi böyle lüpçük diye bizi mi zombi etti? Ya abi bak, ben hissettim biliyor musun aslında yani. Gerçekten hissettim bir şeyler olduğunu. Bir müzik sussan da konuşsam be müzik ya. Bir sus be, bir sus be abi be. Bir sus be abi be. Bir sus be, ömrümü yedin be. Ömrümü yok ettin be. Ya abi bak, ben bir şeyler olduğunu hissettim, tamam mı? Bir şeyler olduğunu nerede hissetmeye başladım biliyor musun? Bunun tek sıyrıkta ağrılar içinde yanması falan normal değildi. Bir ara iyileşir gibi oldu. Can değeri yükselir gibi oldu ama ne adamın baş ağrısı diniyor, ne bir şey diniyor. Ve şimdi hatırladım, vitamin herhangi bir şekilde bu herifin ağrısını sızısını dindirmeyecekti abi. Vitamin hiçbir şeye çözüm olmayacaktı. Vitamin sadece uykusu olduğunda yorgunluğunu alıyordu abi. Onu hatırladım bak ben şimdi. Bu adam zombileşiyordu ve ben bunu çok geç fark ettim. Birazcık önce fark etseydim, çünkü sadece deride sıyrık hafif yaralanma falan diyordu, tamam mı? Birden 2-3 adım atarken adam zombi olmaya karar verdi. Önceden böyle bir şey olduğunu hissetsem pompalıyı çeker adamların arasına dalardım, atardım yani kendimi. Bu şekilde kıvranmazdım. Ama abi yani ben zombileştiğini fark ettiğim zaman ne zamandı biliyor musun? Evin içerisine girdik ya Hacı abi. Evin içerisine girdikten sonra zombilerin kafaya çekici tek tek çaktık ya, böyle zombiler yamuldu. O zaman hissettim baba. O zaman dedim abi, bu çar gidici. Bu adam zombi olacak. Neyse abi, velhasıl kelam benim tadı damağımda kaldı. Ben biraz daha oynamak istiyorum açıkçası. Yeni bir başlangıç yapıp falan oynamak istiyorum Project Zomboid'u. Ama bu kararı kendi başıma vermeyeceğim. Çünkü ben ne zaman kendi başıma bir karar versem çoğu zaman bundan memnun olmuyorsunuz. Çoğu zaman birbirimize zıt düşüyoruz. Bu yüzden size soruyorum babuşlar. Bana bu videonun yorumları altında belirtin lütfen. Project Zomboid serisi yeni bir karakterle devam etsin mi? Yoksa tadında bırakalım, burada bitsin mi? Hani bitsin ya da devam etsin. Bunu siz seçeceksiniz abi. Ben buna tek başıma karar vermek istemiyorum. Devam etsin derseniz oynar devam ederiz. Hiç sıkıntı değil. Ama ne zaman böyle bir şey olsa, bak The Long Dark'ta 30 bölüm oynadık. Yok, kaç? 10-16 bölüm falan oynadık. 16 bölüm oynadıktan sonra aptal saptal bir sebepten dolayı öldük. Dışarıda uyuduk. Dışarıda uyurken önüme birden bir yazı çıktı işte böyle. Karanlığın içerisinde gözlerini yumdum, gittin, hikayen yalan oldu falan filan tarzında. Ben dedim ulan böyle son mu olur? Ben tekrardan oynuyorum. Tekrardan oynadığımda ilk serüvene gelen ilgiyle ikinci arasında dağlar kadar fark vardı. İkincisini çoğu arkadaşımız takip etmedi. Takip etmek istemedi. Bunda da öyle bir durum mu olur? Yoksa birlikte oynamaya devam mı ederiz? Ben sizden bunu öğrenmek istiyorum. Umarım keyif aldığınız güzel bir seri olmuştur babuşlar. Devam etmemi isterseniz devam ederim. Her şey sizin elinizde abi. Aşağıya yazarsınız. Size zahmet, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.